Merhabalar. Bugün daha önce bir motif paylaşmıştım. Şöyle sık inanılmaz başörtüler için bir motif. Bunun devamı soruldu. Arkadaşlar rica ettiler. Ben de onun devamını çekeceğim size. Şöyle örneğimiz böyle. At sırası. Hemen yapımını göstereyim size. Bu arada beni takip etmek için aşağıda kırmızı yazıyla yazılı olan abone ol yazısına tıklayabilirsiniz. Yanında da minik bir zil çıkacak. Hemen ona tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Küçük küçük kayalar yapacağız. 6 zürafa gibi olacak yazmamızın. Üzerine 5 zürafayla başlayacağız. Hemen şöyle göstereyim size. 5 zürafa yapacağım. Zürafayla dağ yapımı. Bundan daha önce yapmıştım. Videolarımda var. Sık iğne olmayacak. İp gezdirmeyeceğiz araya. Sırf zürafayla eksilte eksilte dağ yapacağız. Şöyle bakın, 4'ü yaptım. Şu an 5 oldu. Böyle artık çevire çevire bunu minik bir dağa dönüştüreceğiz. Her sırada tabii arttırma yapmadığımız için eksilecek. 5 ile başladık. 4, 3, 2, 1 de bitireceğiz. Ondan sonra bunun etrafına bir de kontür geçeceğiz. Kontür geçmek istemeyebilirsiniz. O da olabilir. Şöyle. Bundan sonrasını zaten anlaşılır, aşikar her şey. Ben hızlıca yapayım, bitireyim. Vaktinizi çalmak istemiyorum. Uzun sürsün istemiyorum. Sıkıcı oluyor çünkü ben de izlemiyorum uzun videoları. Bunları böyle bu şekilde bitireyim ben hemen. Bitirdim. Değişik bir şey yapmadım. Çevire 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 eksilttim. 1'e kadar geldi. İpimi kestim. Şimdi hem kontür geçmeyi göstereceğim, hem motifi eklemeyi göstereceğim size. Bu kontür geçme işlemini etrafına, yani zürafa döneceğiz. Arasına ip koyarak da dönebilirsiniz. Yaptığınız örneğe göre değişir. İp koymadan da dönebilirsiniz. Ben şu an ip koyarak döneceğim. Şöyle aynı renk ipi aldım. Bir kat koyarsınız, iki kat koyarsınız. İki kat bence buna gitmez. Çok fazla kalın olur çünkü. Çiçek mi çek yapıyorsanız iki kat koyarsanız daha kenarları böyle sert, daha dolgun görünür, daha güzel görünür. Şöyle başlıyorum. Şu boş ipim. Arasında gezdireceğim ip bu. Diğeri de şu da iğnemle takılı olan ip. İkisini birden koyuyorum böyle buraya. Bakın şu iğnemdeki ip, şu da boşta kalan ip, kontür geçeceğim ip. Etrafına bütün deliklerin içine zürafa geçeceğim. Bakın bu şekilde. Şu üst sıraya kadar geliyorum. Bakın hemen kendini gösteriyor zaten. Ne kadar derli toplu görünüyor. Ne kadar tok derli toplu görünüyor bakın. Arada ip olduğu için. İp olmayınca da daha farklı bir görüntü oluşuyor. Yine o da kötü değil tabii ki de, o da güzel görünüyor. Bu tarz şeylerin etrafına kontur geçince örnek bayağı kendini topluyor. Daha düzgün görünüyor. Şimdi ben bunu eklemeyeceğim. Bunu boş bırakacağım. Siz namaz başörtüsü yaparken kendi zevkinize göre ayarlarsınız. İster başta bir tane kaya boş bırakırsınız. İster hepsi şey en başta çiçeği koyarak başlarsınız. Nasıl yapacaksanız, ben şu an şu görünsün diye bunu boş bırakacağım. İkinci kayadan itibaren başlayacağım birleştirmeye. Bakın ip hep arada yürütüyorum. O ip arada duruyor hep. İp burada böyle duruyor. Onu kayayla bir bütün farz edip zürafamı geçiyorum bakın. Tepe doğru geliyorum artık. Tepemin hemen kenarına bir tane attım düğümü. Şimdi durum burada başlıyor. Şuradan ekleyeceğim. Bir tane buradan ekleyeceğim. Bir tane buradan ekleyeceğim. Şöyle net görünsün.
Bir tane buradan ekleyeceğim. Bir kayaya. Bir kayaya bunu ekleyeceğim. Burası boş kalacak. Diğer kayaya bu. Son kayaya da bu. Hemen başlayayım. Şuradan en baştan. Şöyle. Şurada zaten sık iğneyle arttırdığımız kısımda bir parça kaldı ya. Oradan şöyle geçirdim iğnemi. Düğümümü attım. Şöyle şu şekilde üst üste bindirmeyeyim. Şimdi bu burada kalacak. Ben şu aradan geçirdiğim iple birlikte kayama devam ediyorum artık. Hemen şuraya düğüm attım. Kayamı bitiriyorum. Böyle. Dilerseniz ben hızlıca bunu geçeyim. Buradan böyle dönüp buraya çıkacağım. Orada görüşürüz. Çıktım hemen bakın. Buraya çıktım. Yine diye yandaki tepe yukarısına çıktım. Şuradan birleştiriyorum. Şu ilk boşluk var ya. Oradan oraya zaten minik bir şey bırakmıştık motifini anlatırken. Pır pır bırakmıştık. Oraya battım. Düğümümü attım. Burayı da birleştirdim. Ve yine devam ediyorum. Burayı böyle geçeceğim. Şunu geleceğiz. Şuraya geleceğiz. Ben hemen dönüp buraya çıkayım. Çıktım yine. Bu ortada boş kalacak. Bunu eklemeyeceğiz. Şunu ekleyeceğiz şimdi. Şuradan yine düğüm atıyorum buraya. Şimdi buraya dönüp buraya çıkacağım. Zürafayla. Diğer tepeye de çıktım. Son tepeme. Şimdi şuradan ekleyeceğim yine. Buradan aşağı ineceğim. Şöyle. Evet, örneğimiz bu şekilde. Şu ortadan bir iki kaya bırakıp üçüncüden devam edebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Tek kaya yapıp buradan devam edebilirsiniz diğer çiçeğe. Ya da ben hiç boşluk istemiyorum diyorsanız direkt dibinden devam edebilirsiniz. Sıra sıra böyle. Bu şekilde yaptım hanımlar. Gördüğünüz gibi şu baştan ilk boşluktan birleştiriyoruz. Ortadaki boş kalıyor. Sonra diğer boşluktan ve sonundan birleştiriyoruz. Anlatımımız böyle bu kadar. İnşallah işinize yaramıştır. İzlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen butonuna tıklayın. Kolay gelsin.